güzel. Bak. Ay, tırnağım kırılmış. Allah aşkına. Kızım oğlum. Yazık kız. Anne ay. İpi çekildi kız. Bakayım, bozuldu. Bozulma neyse. De. Rengini çok seviyordum ben bunu. Bir şey olmaz, öbür tarafını katlarsın artık. Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Anneme neyi uğradığını şaşırdım. Bak buradan selamun aleyküm. Evet. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, biz hazırlandık, kahvaltıya gidiyoruz. Biz tabii annemle arkadayız. Enise bugün öne geçti. Enise benim co-pilotum. Aynen. Navigasyonumu kontrol ediyor. Dün benim başıma geleni anlatsanıza evvel gün. Ne maskeyi geldi? taktım da bir yere gidiyoruz. Maskem nerede ya? Ya diyorum maskem nerede? Yapıştı artık. İkinci deri gibi yapışmış. Arıyorum bulamıyorum. Çocuklar gülmeye başladı ya. Ay yüzün de. He vallahi. Maskeyi o kadar hissiyatsız kalmışım artık. Bu arada arabada şu an 3 jenerasyonuz. He. Nasıl benden mi başlanıyor? Siz evet, yok. Ben birinci jenerasyon. Bence siz ikinci olmaz, jenerasyon. Bir emin üçüncü jenerasyon. Evet. Yavrum. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Burak güzel bir yer bulmuş. Açık Burak havada. Burak buldu, üç kızı kaçırıyor. Aynen. Açık havada böyle doğal bir ortam mı dedi. Yorum yaparız inşallah. Bir bakalım, ben de ilk defa gidiyorum. Tamam bakalım. Artık orada göreceğiz. İnşallah güzeldir ya. İnşallah. Şimdi bu kadar yolu git, ondan sonra beğenme, aç kal. Hadi sonra bak. Pişman olup dermişim keşke evde oturup kuru nohudu yiyeydim. Aynen nohut valla, nohut. Sabah kahvaltısında. Onu, ya o kadar kötü olursa insan kahvaltıda bile onu düşünür. Valla. Hadi bakalım arkadaşlar, gidelim de görelim. Ben bunu çekmem lazım. Allah aşkına. Dur. Allah aşkına. Annemi story çekiyor. Burak bizi getir... Çekemiyorum. Annemi. Burak bizi getire bu manitayı getirdi. Köye kaldı. Sizi yaylaya kaldırdı. Evet. Şimdi Eymen Buray'ı pusetten çıkarıp şu düz yataklı olanı alacağız arkadaşlar. Burası böyle zaten açık havalı bir yer. Bakın şurada zaten içeriği de çekerim size. Böyle bahçeli mahçeli açık havada bir yer. Bunu aç çocuk. Şunu da. Aynen. Şunu, hatta şurasını da açabiliriz sonra da. Bakayım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu alacağız ki rahat rahat uyusun burada. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Anacığım. Ah maske. Buldum maskemi. Evet arkadaşlar. Bakın. Biz şu an ilk kez görüyoruz. Çok güzel bir yer ya. Şöyle açık hava. Bahçeli mahçeli. Çok tarz bir yere benziyor. Çok beğendim. Parkı da varmış. Hadi bakalım gidelim. İnşallah kahvaltısı da güzeldir. Böyle menüyü getirdiler arkadaşlar. Köy kahvaltısı var. Evet. Serpme siz ondan mı yoksa serpme? Biz ondan söyleyeceğiz. Serpme köy kahvaltısı. Böyle şöyle erik getirdiler arkadaşlar. Abi senden bir şey isteyeceğim. Burada diyor ya. Ispanaklı hani gözleme. Biz o ıspanak soğanla kavuştursak olmaz mı sana tavada? Sen mi yiyeceksin ona? Ben yerim, niye yemeyeyim? Ama yapar mı? Yani onu bir sormam lazım. Ama ana kahvaltıda bayağı şey var, haberin olsun. Var mı? O zaman tamam kalsın. Abi gençler şöyle göstereyim size. Acaba herhalde bu evde onların olabilir. Şöyle mutfak var. Hep çardaklar var. Şöyle çok güzel çardaklar göstereyim. Şöyle ortada da böyle bu şekilde. Bakın burada elma ağacı var mesela. Şu da elma. Burada çok güzel bir şeftali ağacı var. Şeftali az önce topladım birkaç tane. Ondan sonra burada bir kuyu varmış böyle. Temsili. Evet. Bakalım başka neler var. Oo, bunlar da elma herhalde. Şöyle. Oyun parkı var. Evet. Yani şehirde böyle yer bulmak çok zor arkadaşlar. Burada da kayısı ağacı var. Şöyle kayısılar. Evet şimdilik çok beğendik. Güzel. Gizli bahçe. Bilkent mi? Bilkent. Gençler şeftali topladım. Yiyebilirsiniz. Birazdan da kahvaltımıza başlarız.
Biz anacımla serpme kahvaltı söyledik. 2 kişilik. Enisa Hanım'la Beyza Hanım'a da tavuk sote söyledik. Evet. Kahvaltıda tavuk sote yiyecekler. Bak Ayaş'a gidin diyor. İlhan'la alabalık diyor tesisleri. Biz çok beğenmiştik. Yeşilliği bol. Bir de küçük bir deresi var. Gideriz anacım, ayıpsın. Ya skroşot yapma unuturum. Yap bakalım şut. Kahvaltının bir kısmı geldi arkadaşlar. Tahin pekmezimiz var, peynirler, bak lorumuz, tereyağımız, reçelimiz, bak bahçe biberi. Evet ya, burada güzel olan hep böyle meyve ağaçları falan var, bahçeden şeyler var. Bahçe domatesi ha. Evet, bahçe domatesi, toplayıp salatalığı, sonra biberi. Ne güzel. Aa, gizli bahçe yazıyor. Beytepe gizli bahçe. Beytepe. Evet, bakın. Bu şekilde. Ha, şurada adresi bile yazıyor. Hemen size çektim bakın. Evet. İnternette çıkıyor ya. Gizli bahçe aynen. Yazın. Çay içiyor musun sen hayatım? Yumurta falan da var. Yok, ben sonra içerim. Tamam. Hadi bakalım. Size afiyet olsun. Biz de yemeğimizi bekliyoruz. Evet. Bizim de tavuk sotemiz geldi arkadaşlar. Çok üstüne güzel. Evet, bazlama falan da koymuşlar. Biz bazlamaları şimdi kenara koyduk. Bize de afiyet olsun. Biz en iyisiyle böyleyiz arkadaşlar. Bu bazlamaların tadı çok güzel. Yani. Yumuşacık bazlamalar arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Hadi her yerin bazlaması da güzel olmuş. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel resimler çekildik. Size bir kısmını koyacağım. Allah'ım ya. Bu arada hava mis. Şimdi gidelim bakalım. Hatta şurada bir yerde göstereyim size. Güller falan vardı. Orada da bir resim çekilmek isterim. Ondan sonra artık gideriz. Burada girişini de şöyle göstereyim. Uy takıldı. Güzelliğime dayanamadılar. Hey yavrum. Anne. Anne. Bir şey demek ister misin? Sen bu da tatlı. Yemin ediyorsun. Ne? Emen Bura'yla böyle. Benim resmim mi? Emen Bura'nın ayağındaki çorabı çıkarttım. Evet. Kızlar kadınlar yazıyor ki oğlan şimdiden çorabını kaybetti. Ben de dedim ki kızlar arasın diye çıkarttık. Ahmet, bir şey demek ister misin? Senin bir şey demek ister misin? YouTube'a mı? Evet. Hemen buraya geliyorum. Hani Eyüp dayın arkada mı? Sami? Biz eve geldik arkadaşlar. Artık biraz dinleneceğiz. Kahvaltı mekanını soranlar için gerçekten çok güzeldi. Eymen Buğra için çok güzeldi. Böyle açık hava, güzel böyle. Havası güzeldi, güneşi. Değil mi? Çok güzeldi. Temiz havaydı. Her şey böyle doğal falandı arkadaşlar. Valla mis gibi de uyudu o havada. Yani kim uyumaz? Evet. Ben bile yattım ondan sonra. Değil mi? Yani tam ya, çok güzeldi gerçekten. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Biraz dinlenelim. Ondan sonra yine tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Bir de oradaki doğal erikle ıhlamurdan aldık oradaki ağaçlarda. Evet, satıyorlarmış da. Evet, valla eriğin kilosu da 5 liraydı. Çok da güzel ha. Aynen. Bu arada resimler çekildik Eymen Buray'la. Birkaçını buraya koyayım. Çok güzel oldu ya. Hadi bakalım. Hayırlı günler inşallah. Ben orada yarmamı koydum Allah'ın izniyle düdüklüye. Buraya da patates için oturtma yapacağım. Soğanları da et için bir güzel soyayım. Onları burada yıkayayım, hazırlayayım. Sonra devamını Allah'ın izniyle izlersiniz inşallah. Evet gençler, bir yandan ayranlı çorbamız için yarmalar pişiyor. Evet. Şimdi çorbamızın yanına ne yapıyoruz ana? Bu yoğurtlu yarma çorbası. Tamam. Burada şimdi soğanlarımı kestim, temizce yıkadım. Kapya biberi, yeşil biber, 3-10'dan 4-5 tane de yeşilden yaptım. Evet. Onlar ete gelecek.
Et yemeği. Yarmam bir pişsin, onu bir güzel hazırlayayım. Onu tencereye boşaltacağım. Düdüklü de et atacağım inşallah. Aha. Şimdi burada da patates 30 masa fırında yapacağız. En sonra da bulgur pilav yapacağız. Evet, bir de etimiz var değil mi? Et yemeği neye gelecek? Buna mı et gelecek yoksa ayrı mı olacak? Şimdi yoğurt şiyarma çorbasını yiyeceğiz. Tamam. Peşine de bulgur pilavı, patates oturtması. Ha, ona gelecek et. Tamam. Et buna. Allah Allah. Hadi bakalım. Ben ince ince keseceğim Allah'ın izniyle. Adamsın ama. Vallahi. Çekme evet. Şurada. Bir yandan da babamları bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecekler. İşte herifim gelecek ya. Hazırlanın. Herifime yapayım. Hazırlık diyorsun ha. Yapayım. Yarın gene hanım olurum. Ardına hoş geldin. Aroma versin diye. Buna mı kaçacağız ama patatesi? Patatesi tutmasına. İlk ince böyle. Bugün sana tuzluları kadar küçücük küçücük doğrayacağız. Ne kadar çok doğrarsan maydanozun kokusu o kadar çok çıkar. Ondan sonra burada kremamız var. Şöyle annemin Almanya'dan getirdiği. Neymiş? Gemüsebrühe. Çeşni oluyor. Sebze baharatı evet. Oluyor. Biraz da süt katacağız. Evet. Bu annemin gibi. Sodası. İçiyoruz. Evet. Güzelleşiyoruz. Çok sıcak. Yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle. Aha. Şimdi de sütten ekleyelim. Aynen. Göz kararı. Buradan bak şöyle yapalım mı? Aha, kase doldu. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Şimdi alsın kapatın. Şöyle küçük yemek kaşığından bir, iki, üç. Bakalım. Heh. Karıştırayım bir yavaşça. Tamam, şunu şuna bulayalım da. Ama bir tadına, tuzuna bakalım. Tuzu içinde olduğu için karabiber de birazcık ekleyeceğiz. Lezzet versin. Tamam, bu kadar. O zaman karabiberi getireyim ben. Neymiş? Tamam, tadı tuzu iyi. Tamam. Karabiber de bu şekilde hemen kaldıralım. Şimdi Beyza'yı izlediler. Biraz bizi izlesinler ha. Yapacak bir şey yok. Ben de iyi şef yardımcısıyım ama ha. Allah'ın izniyle ekleyelim. Silelim. Şöyle. Tamam, ben bunları kaldırıyorum ana. Kaldırırız. Gelen ben şunu halledeyim. Tamam. Bu arada gençler fırınımızı 180 dereceye açtık. 600 ayar. Evet. Fansız bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aha. O maydanozları ver. Anan da başçıydı be. Anan açtı zaten. Biraz daha süt alacağım. İnşallah şöyle karıştıralım. Dibini sıvıralım. Karıştırıp etleyelim. Asıl olay orada. Tamam. Biraz da kaşıkla karıştırdın mı? Şöyle bıçakla şey yapayım. Güzel dağıtalım. Tamam Allah'ın izniyle. Şimdi fırına girelim. Fırına. Ne yapıyoruz anacığım? Allah bol soğanım var. 3,5 soğan var. Dörttü de çürümüş. Ayıkladım onu. Kaldı 3,5. Güzel büyük bol soğanla. Kapyalı, yeşil biberli. Önce küçük küçük ince ince doğrayacağız inşallah. Ondan sonra... Ona bir tabak vereyim ben o zaman. Gerek yok, ben şimdi hepsini buna doğrayacağım. Tamam. Etimiz de burada. Yıkayım mı eti? Ha? Eti tabii aç yıka süzgeçe. Tamam. Süzgeçe yıkıyorum ben. Soğuk suyla. Siz bende yapılışını izleyin. Beyza gibi ben şimdi şunu yaptım, bunu ettim. ben onu yersem var ya hiç yemeği bitirene. Kesin de siz izleyin. Böyle sohbet ederdi Allah'ın izniyle. Evet hocam. Zaten ne? Bunun gazı ne zaman olur bana? Bu dursun. Tamam, bu dursun, pişsin. Bunu ipince böyle. Böyle doğrayacağız inşallah. Küçük bir dışarı. Ayranlı çorba zamanı.
pişerken ben tuzunu kattım ki yarmaların içine işlesin diye. Şimdi buna biraz yoğurt, işte krema almanesiyle karıştıracağım. Devamını izleriz. Nanesini de hafif kızartıp üstüne dökeceğim. Ama ben hakiki zeytinyağı kullanacağım şimdilik. Bunu da sorayım. Niyete bir. Yoksa bütün mutfağa dökeceğim. İndireceğim. Tamam. Biraz daha su ekleyebilirim. Çekiyor çünkü. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Şöyle. Bolca. Hemen etimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Şimdi yemeğe ulaşıyorum zaten. Bir göstereyim. Hemen eti. Aha, görmüyor, süper. Ben öyle konuşuyorum ki. Tamam. Biraz şöyle. Şey yapsın, sütlemesin. Şurada keşke. Evde. Ya, telaşlanıyor sana kamera çekiyor diye. Soğan birlikte kavrulsun biraz. Pişiriyoruz. Sen satın da. Toz biberi bu. Pul biberi inşallah. Şimdi onu alayım. Şimdi onu da şöyle. Biraz daha hatalı da biriyle bir yemek kaşığı. Evde nasıl yapıyorsak öyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi baharatını yedi. Çok güzel kokmaya başladı. Allah'ın izniyle. Şunu bir boşaltalım. Eti sebzesinden önce her zaman baharatını atın. Yesin et. İlk başta soğanla, sarımsakla karıştırın. Sonra baharatıyla, ondan sonra sebzesiyle inşallah. Şimdi et yemeğindeki püf nokta, eğer etin kendisinden yararlanmak istiyorsanız direkt kaynamış su dökün. Etin sırf hani kemikli olur. Suyundan yararlanmak istiyorsanız soğuk su koyun. Hem etten hem suyundan yararlanmak istiyorsanız ılık su dökün. Bu da 400 milimlik, yani yarım litre falan var, yok fazla kışartmayacağım. Böylelikle burada da bir püf nokta yer git Allah'ın izniyle. Kapatacağım inşallah. Tadına da tam. Allah'ın izniyle bir çentik daha düz gelecek adam. Bir çentik. Tamam. Şunu da kapatayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çorbamız hazır. Ona bir hemen sıvı yağlı nanesini şöyle çıkarttım.
ayarlayayım. Şimdi sıvı yağımı biraz ekleyeceğim. Şimdi bulgur pilavı zamanı. Allah'ın sana. Ha, yemekler bitti. Valla senden seresini görmedim ya. Valla oğlum siz bir de kamerayla beni çekmeydiniz. Ben hemen var ya şöyle yarım saat oturmuştum, oturmuştum. Biz Allah'ın izniyle. Salçayı... Yeter ki yemeğin adı konulsun. Valla. Salçayla işim bitti mi? Salçayla işim bitti. Ben bunu sade yapacağım. Çünkü et sote patates şey var. Bunu da sade şeşliyeyle güzelce kavuracağım. Burada bulgurumuz nerede? Bulgurumuz da şurada. Dur bakalım bana. Ne kadar lazım? Yer gayet. Sen bana ver. Ya bu kaldı valla. Abi biz kahve mi yapıp içsek? Yaparız abi. Ben yapayım. Şey çocuğum. Galiba şey çekirdekler bitti. Öğütmemiz lazım. Öğütürüz orada. 6'ya kadar. Oo Burak. Oğlanı. Et çok güzel kokmaya başladı. Ya ben biliyorum zaten demiş işte. 6'ya kadar koyuyoruz suyu. Evet anne. Beyza bebekle ilgileniyor. Biz sizinle şu an karşınızdayız. Kız ister misin demesinler mi? Beyza anne yemekleri yaparken kafamızı karıştırdı. Bir daha çekmesin. Nerede? Eyvallah. Eyvallah. Vallahi bir kamyon ter döktük ha burada ha. Evet ısınlar ya. Hav kervaneye bize niye gelip burada çalışmıyoruz? Vallahi bize yazık bu ya. Vallahi oğlum. Aç da üflesin böğrümüze böğrümüze. Ne coşkuyor. Ya klima da çarpıyor arkadaş. Eve klima da ben mesela yaptırmam benim eve olsa. Çarpıyor beni. Arabada bile gelirken açmıyorum. Kapatıyorum. Ha. Ama bunu da yapıyoruz kahve. Evet. Tamam. Ama o şimdi çok ses çıkarır ha. Yoksa bir şey yapalım ya, sen de bunu yapalım. Hı hı. Tereyağımı da alayım. Eriteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, erisin altında. Aha. Bulgur pilavı, bulguru da yıkadım. Süzüldü havada. Sünnetleyeyim, hiç kusura bakmayın. Herkes evde ha böyle yapıyor. Evet, anacığım yemekler oluyor. Ate kapattım etin altını. Burada da nanesini suyayla kavurdum, koydum yoksa bakın. Bu etin karıştırdım. Patatesleri en altı aldım, 200'e biraz sanki cansız gibi geldi bana. Hı hı, biraz pişsin. Biraz pişsin, böyle bakacağım çatalla yumuşaksa üstüne kaşarı döşeyeceğim. Erisin 5-10 dakika bitti. Yemek. Hadi bakalım. Burada da vantimiz var. Bu vallahi çok güzel. Aa, ana baksana, kameradan bakınca nasıl gözüküyor? Normalde bak hiç gözükmüyor. Evet. Kameradan bakınca kesik kesik gözüküyor. Aa. Şimdi kahvemizi içeceğiz şöyle. Kahve hadi bakalım. Da. Ana şundan çıkarabilirim istersen. Ne yavrum? Şu büyükleri. Tamam. Hı-hı. Bakalım. Az koyarız. Gel. Boş oldu. Bunlar büyük diye bunları çıkardık. Oh şimdi dolduracağız. Taze öğüttük çekirdeklerimizi. Ana cumla kahve keyfisi yapacağız. Yaparım. Yanına da çikolata çıkaralım da. Evet. Daha şekerimiz düştü. Vallahi billahi. Video çekeceğiz diye. Hadi bize afiyet olsun. Evet hanımlar. Geldik yemeğe. Sonuç böyle. Anneye döktürmüşsün be ya. Bulgur pilavı bak tane tane. Bu da patates oturtmam. Bu da yoğurt çorbam işte. Allah bereket versin Rabbim onu. Ellerine sağlık anacığım. Ellerine sağlık. Tabii yaptım kızım. Dokuza dinlensin. Yani. Bir de bunun stresini mi yaşayacaksın? Canım benim Allah razı olsun. Afiyet şifalar olsun. Arkadaşlar biz şöyle çayımızı hazırladık. Burada annemin yaptığı Rus pastasından mumlarımızı yaktık. Şöyle abur cuburlarımızı yiyoruz. Birazdan da babamla Ahmet'im gelecek kardeşim. Ondan sonra öyle yani. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğenme tonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ve bizim adamsın. Gibi çay yarışı yapın. Evet.